Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Riyazu's Salihin okumalarında başlığımız namahrem bir kadınla baş başa kalmamak şeklinde ayet-i kerime veriyor. Ve izâ sa'altumuhunne e, peygamberin hanımlarından e, bir şey istediğiniz zaman fes'aluhunne onları isteyin min berâ'i hicab perde arkasından isteyin. 1635 ve an Ukbe İbn Amir radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال buyurdu ki: İyyakum sakının ve duhul e, girmekten alen nisaim e, kadınların yanına yani yakını bulunmayan, e, mahremi bulunmayan ve kocası yanında bulunmayan kadınların yanına girmekten sakının. Fekal raculun min el ensar ensardan bir adam dedi ki Eferaitel hamve Eferaiten ne buyurursunuz el hamve Ham nedir? Kayın demek. Yani kayınıyla işte e, bir kadının kaynıyla kalması hakkında kale veya kaynının yanına girmesi kale buyurdu ki el hamvu el mevtu o ölümdür. Yani elham bu kayın veya biz bunu baldız olarak da anlayabiliriz. Onun yanına girmesi ise el mevtü ölümdür. Yani e, fitnesi daha kötüdür. Tehlike riski daha fazladır. 1636 ve an Abbas radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal e, buyurdu ki la yehluvenne yalnız kalmasın ehadukum biriniz. Bu bakın halvet. Halvet nedir? Yalnız demek. Evet, yalnız kalmasın biriniz. Bimraetin bir kadınla illa ancak ma'a beraber di mahremin. Yanında mahremi olursa hariç. Yani kocası veya yakını olursa hariç. 1637 ve an Süleyman İbni Bureyde an ebihi kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmetü nisa'il mücahidin alel qa'idin ke hürmeti ümmehatihim. Evet, haramlığı nisa'i kadınların el mücahidin, mücahitlerin yani cihada gidenlerin geride kalan kadınlarının haram oluşu alel qa'idine oturanlara, geride kalanlara ke hürmeti haramlığı gibidir ümmehatihim annelerin annelerinin kendisine e, evlilikte haram olması gibidir. Ma min minel qaidin. Ma min raculun yani hiçbir adam yoktur ki minel qaidin geride kalanlardan, oturanlardan e, yani cihada gitmeyenlerden artık bir mazereti veya e, işte bir görevi nedeniyle gitmeyenlerden yakhul furulen minel mücahidin yani mücahitlerden bir adama yakhlufu kefil olursa yani işte bakmakla görevli olursa fi ehlihi onun ailesine fe yehûnuhu, sonra da ihanet ederse fihim onlar hakkında illa mutlaka vukife e, bekletilir lehu o yevmel kıyame kıyamet günü onun önünde yani e, o işte karısına ihanet ettiği mücahidin önünde kıyamet günü durdurulur bekletilir feyehudu alır min hasenatihi onun sevaplarından yani ihanet ettiği işte o kimsenin sevaplarından alınır maşa etti dilediği kadar alır. Evet o ihanet edilen kimse kendisine ihanet edilen kimse o ihanet edenin sevaplarından maşa edilediği kadar alır. Hatta yarda ta ki işte ne yapıncaya kadar razı oluncaya kadar yani istediği zaman e, işte kendisi yeter deyince kadar. Thumma sonra iltefete döndü. İleyna bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale buyurdu. Ma zannikum ne zannediyorsunuz? Yani onun hiç ameli kalır mı? Yani o ihanet edenin hiç hayır hasenatı kalır mı diyor. Hepsini alır. Karşı cinse benzemeye çalışmamak. 1638 An İbn Abbas radıyallahu anhuma قال: "Lan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemiştir el muhannisin min rical Yani erkeklerden kadınlaşmaya çalışanlar, yani kadınlara benzeyen ve ben, kendilerine benzetenleri lanetledi. Ve müterreccilat min nisa Kadınlardan da kendilerini erkeklere benzetenleri lanetlemiştir. Ve fi La ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette de Allah Resulü lanetledi. El müteşebbihine evet, benzemeye çalışanları miner ricali erkeklerden bin nisa kadınları vel müteşebbihati miner nisa kadınlardan da bir rical erkeklere benzemeye çalışanları lanetledi. E, ee, 1639 ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem er-racule bir adamı lanetledi. Yelbesu libsetel mer'e kadın elbisesi giyen adamı. Vel mer'ete ve kadını da telbesu lib, e, libseter racul erke, e, erkek elbisesi giyen kadını da lanetledi. 1640 ve anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sınıfani iki sınıf min ehlin nar. Ateş elinden diyor iki sınıf kimse vardır ki lem erahuma onları ben görmedim. Kavmun bir topluluk me'ahum yanlarında var. Siyatun. Siyat kamçılar. Ke ezna bil bakar. Sığır kuyrukları gibi yadribune bihen nas. insanlar onunla vuruyorlar. Ve nisaun. Ve bir diğer sınıfta e, kadınlardır ki hangi kadınlar? E, Kasiyatun. Giymişler ariyatun ama çıplaktırlar. Giyinik çıplaklar. Artık yani giyin giyimde dikkat etmeyenler. mumilatun yani başkalarını kendisine çekenler. Bakın numilat başkalarını kendisine çekecek şekilde giyinenler. Mailat kendileri de başkasına e, meyledenler. E, Ruusuhun ve onların başları ke esnimetil buhtil maile. Esnime nedir? Hörgüç. K neyi? burada? Gibi. El buhti deve. El ma ile. o e, Yani boynu uzun. E, boynu uzun veya hörgücü uzun. E, deve e, hörgüçleri gibi başlarını topuz yapan kadınlar yani. La yedhulne. Gir girmezler el cennete cennete. Ve la yecidne bulmazlar rihaha kokusunu. Ve inne rihaha onun kokusu le yucedu alınır min mesirat keda ve keda. Yani şu kadar şu kadar mesafeden alındığı halde onlar e, onun kokusunu almazlar. E, diğer başlığımız başka milletlere özenmemek. 1641. Ancabir bir radıyallahu an kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La te'ekulu bi şimal sol elle yemeyin. Fe inne şeytane çünkü şeytan yekulu bir şimal sol eliyle yer. 1642 ve an İbni Ömer radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal la yekulenne ye ahadukum bi şimalihi. Evet biriniz sol eliyle yemesin ve la yeşrebenne biha ve sol eliyle içmesin. Fe inne şeytane çünkü şeytan yekulu ye yer bi şimalihi sol eliyle ve yeşrabu biha ve sol eliyle içer buyurdu. Evet 1643 ve an Ebi Hureyre radıyallahu an en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, e, buyurdu innel yehude ve nasara yani Yahudiler ve Hristiyanlar la yesbugune saçlarını sakallarını boyamazlar fehalifuhum siz onlara muhalefet edin buyurdu. Ee, saçları siyaha boyamamak ee, 1644 Ancabir radıyallahu anh kal, e, Uti'ye getirildi bir Ebi Kuhafe Ebi Kuhafe getirildi Valid Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anhuma Evet Ebu Bekir Sıddık radıyallahu e, babası Ebi Kuhafe Yevme fethi Mekke Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz'in huzuruna demek ki getirildi. Ve re'asuhu onun başı ve ve sakalı kethegameti yani kar gibiydi. Beyadan beyazlıkta. Yani bembeyaz kar gibiydi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hâde, bunu değiştirin. Yani bunun rengini diyor. Artık ee, sarıya mı olur başka renge? Vajteni bu sevat siyahtan ise sakının yani siyaha değil de başka bir renge boyayın buyurdu. Saç kestirme adabı. 1645 an İbn Ömer radıyallahu anhuma قال: "Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti anil qaza'i." Qaza'atan yani e, saçın bir kısmının tıraş edilmemesinden. Evet. Bir kısmını kesip bir kısmını kesmemekten çocukların men etti. 1646 ve anhu kalera'a gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabiyyen bir çocuk gördü. Kat hulika tıraş edilmişti. Ba'du şe'ri re'sihi. Ba'du bir kısmı. şari saçının, re'sihi, başındaki saçın bir kısmı. Ve turike bırakılmıştı. Ba'duhu bir kısmı ise kesilmemiş bırakılmıştı. Fennahum. Evet, e, bundan nehyetti. Bakın anzalike, bundan onların nehyetti. Ve kale buyurdu. E, e, ne yapın kuhu onu tıraş edin. küllehu tamamını evet rukuhu ve onu bırakın küllehu tamamını. Yani böyle yarım e, kesmeyin. Evet bu ne diyor burada açıklamada önemli. Bu tür konular Hazreti Peygamber tarafından ya iklimle yahut da örf adet ve yabancı kültürlere benzeme ile ilgisi dolayısıyla veya kişilere özel durumlar sebebiyle konu edilmiş olmalıdır. Evet yani burada e, benzeme, başka milletlere, başka kültürlere benzeme hassasiyeti var. Veya daha çok o kişilerle veya o bölgeyle, iklimle alakalı olarak düşünülüyor. Bu hadislerin şerhlerinde böyle izahlar var. 1647 Ve Abdullah Abdillah ibn Cafer radıyallahu anhuma Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emhele emhele ne yaptı? E, mühlet verdi. Yani bir süre bekletti. Aile Cafer. Cafer ailesini radıyallahu an felafen, üç gün. Yani Hazreti Cafer bin Ebi Talip, Mute'de şehit olunca e, onun ailesinin e, üç gün yaz tutmasına yani ağlamasına ne yaptı? E, mühlet verdi, izin verdi. Thumme sonra sonra atahum ne yaptı onlara geldi fekale buyurdu ki la tebku ağlamayın ale ehi kardeşime badel bugünden sonra ağlamayın sonra kale buyurdu li bana çağırın beni ehi kardeşimin çocuklarını feci bina bize ne yaptık diyor biz getirildik ke enna sanki biz Bakın bunu kim naklediyor? Abdullah İbni Cafer. Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah naklediyor. Evet getirildik diyor ki ennena sanki biz efruhun yani e, civcivler gibiydik. Kuş yavruları gibiydik. Hani annesini kaybetmiş kuş yavruları gibi. Fekale buyurdu ki ud'u li el hallak bana berberi çağırın. Fe ona emretti. Fe halaka o da tıraş etti diyor. Ruhu sena başlarımızı tıraş etti. 1648 ve an Ali radıyallahu anh قال neha nehyetti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an tahlikal mer'atu ra'saha. E, yani kadının e, kadının başının tahlika tıraş olmasını yani usturayla e, kazanmasını veya sıfıra vurulmasını e, o şekilde tıraş olmasını nehyetti. Peruk takmamak, dövme yaptırmamak ve estetik amaçla dişleri seyrekleştirmemek. Ee, i̇n yed'une bakın önce bir ayet-i kerime veriyor. İn yed'une onlar e, dua etmiyorlar. Ya e, Allah'ı bırakıp illa ancak inâthen dişiler dışında yani ancak dişilere kulluk ediyorlar. Ee, ve in yed'une ve onlar illa şeytanen merida azgın şeytana kulluk ediyorlar. Le'anehullah Allah ona lanet etti ve kale ve dedi ki o da le'ettehizenne mutlaka edineceğim bir, min ibadike kullarından nasiben bir pay mefrudan yani ayrılmış bir pay edineceğim ve nehum ve onları saptıracağım mutlaka ve nehum onları kuruntulara sokacağım ve le nehum onlara emredeceğim fe ne ne yapacaklar yaracaklar azane kulaklarını el en'am hayvanların ve le amurennehum onlara emredeceğim fe le ne ne yapacaklar değiştirecekler halkallah Allah'ın yarattığı değiştirecekler 1649 ve an esma radıyallahu anha ennemra'eten bir kadın se'eletin se, 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 se nebiye sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Fekalet dedi ki ya Resulallah inne ibneti benim kızım esabet ha e, el hasbe ona diyor e, kızamık bakın el hasbe e, kızamık isabet etti. Fetemerraka döküldü şa'ruha onun e, saçları döküldü buradaki temerraka döküldü ve inni ben zevvec tuha onu evlendirdim efe aslu fi diyor ki ona ekle, ekleyeyim mi yani onun saçına bir peruk veya takma saç neyse ekleyeyim mi fekale buyurdu le'anallahu'l vasilete e, taktırana ve mevsulete e, takana ve taktırana mevsule taktırana yani peruk taktırana diyor Allah lanet etmiştir. Tabi burada dediğimiz gibi o bölgenin, o zamanın ve o kişinin biraz özel şartlarıyla da alakalı bir durum var. El vasile vel mustavsile diye de geçmiş aynı manada başka bir rivayetti. Ee, 1650 ve an Hümeyd Abdurrahman ennehu semi'a e, işitmiş Muaviye'den radıyallahu anh diyor. Ame hacı hac senesinde alel minber minber üzerindeyken kim? Muaviye. Ve tenavele almış gussaten min şa'rin şa saçtan bir parça demek takma saçtan bir parça almış. Kanet fi yedi e, harisiyin e, evet buradaki harisi ne? E, zabıta demek. E, harisi, bekçi, zabıta. Yani bir zabıtanın elindeki işte saç parçasını almış ve kale demiş ki ya ehlel medine ey medine halkı e, eyne ulema ukum alimleriniz nerede semi'tu işittim en sallallahu aleyhi ve sellemden yenha nehyediyordu an mitli -hâdi. yani bunun gibi şeylerden yasaklıyordu ve yakulu şöyle buyuruyordu innama ancak heleket helak etti benu İsrail. İsrailoğulları helak oldu yani. Hine zaman ittehezeha şunu edin, edindikleri zaman nisavuhum kadınları. kadınları diyor işte şu takma saçı edindikleri zaman helak oldu. Burada tabi onların e, iffetsiz olanlarından e, herhalde bahsediliyor. 1651 ve an İbni Ömer radiyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Lan lanet etti el vasilete, e, yani takana, feruk takana vel mustavsile ve taktırana vel vashime e, dövme yapana vel mustavşime ve dövme yaptırana lanet etti. Tabi burada kadın olarak e, söyleniyor. Aynısı erkekler içinde var. Ve an İbni Mes'ud radiyallahu anh kal. Lanallahu'l vaşimat dövme yapan e, vel e, müstevşimat yaptıranlara vel mütenemmisat e, yani e, işte tüylerini yolanlara yüzündeki tüyleri vel e, mütefellicat lil husni veya güzellik için işte dişlerini sedekleştirenlere el mugayyirat değiştirenlere Allah Allah'ın yarattığını değiştirenlere lanet etti. Fekale dedi lehu ona bir e, imraatun bir kadın fi zalik bu konuda. Yani burada dedi derken yani bir şeyler söyledi, çıkıştı. Fakale e, Abdullah ibn Mesud bakın kim rivayet ediyor? İbn Mesud. Ve mali bana ne oluyor ki la el anu lanet etmeyeyim men la'anahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lanet ettiğine diyor. Men la'anahu lanet ettiğine. Ve ve fi kitabullah ki Allah'ın kitabında da vardır. قال Teala buyuruyor ve ma ataakum size ne verdiyse ar Rasul peygamber fehuduhu onu alın ve ma nehaakum anhu neyden de siz yasakladıysa fentehu ondan da uzak durun e, buyuruyor dedi. Saç ve sakaldaki beyaz kılları koparmamak. Evet 1653 an e, Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi radiyallahu an an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal La tentifü şeybe. Beyaz, bakın şeybe ne? Beyaz kıl. Beyaz kılı koparmayın. Fe innehu, çünkü o nurul müslimi. Müslümanın nurudur. Yevmel kıyame, kıyamet gününde buyurdu. 1654 ve an Ayşe radıyallahu anha kâlet dedi ki kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men amile amelen e kim bir iş yaparsa leyse olmayan e, aleyhi emruna fehuvaraddun. E, yani onun hakkında emruna bizim bir iş e, emrimiz yani dinimizde bir emir olmayan bir iş yaparsa fehuvaraddun o reddedilir. Evet dine aykırı bir amelle amel eden bir kimsenin yaptığı şey reddedilir. E, buyurdu diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, sağ elle taharetlenmemek 1655. An Ebi katade radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال buyurdu. İza bale ahadukum evet biriniz e, idrarını yaparken balen bevletmek fele yekuzanne zekerehu bi yeminihi. Evet sağ eliyle yeminney. sağ el demek. Zekerehu e, e, ne? Ee, bu da cinsel organ yani e, ye onu sakın la ye sakın sağ eliyle tutmasın. Ve la yestenci bi yeminihi ve sağ eliyle de istinca yapmasın. Yani taharetini sağ eliyle yapmasın. Ve la yetenefes fil ina ve e, içtiği kabada üflemesin veya bir şey içerken üflemesin buyurdu. Evet. Ayakkabı giyme adabı diyor. Burada kalalım. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.